Merhaba. Merhabalar. Nasılsınız? Sağ olun, teşekkürler. Siz nasılsınız? Eyvallah, koşturmaca. Devam ediyoruz. Yapacak bir şey yok. Bir NATO zirvesi atlattık. O NATO zirvesinde teşhisi doğru koymalıyız ki tedaviyi doğru verelim. Minvalinde şöyle bir iki cümleyle ben giriş yapayım. Sonra oradaki fiyatlamaların nasıl oluştuğunu siz bize anlatın. Diyeyim ve NATO zirvesinde Biden-Erdoğan görüşmesi haline dönüştüğünü hatırlayalım. Bunu söyleyelim her şeyden önce. Sonrasında da fiyatlamaların buna göre şey yaptığını, şekillendiğini konuşalım. 8.40'ların altına doğru gelmeye çalışan bir hatta 8.30 seviyesine gelmeye çalışan bir dolar TL gördük. Ardından 8.50'lerin hatta 8.60'lara yakın seyrediyoruz an itibariyle de. Nasıl değerlendiriyorsunuz fiyatlamaları? Evet, piyasalar dün gerçekten burada NATO zirvesinde Biden-Erdoğan görüşmesine kilitlendi neredeyse. Oradan çıkacak haberleri çok merak ediyordu, piyasalar üzerindeki etkilerini ve Türkiye'nin yol haritası açısından. Burada liderlerin aslında gayet temkinli, iki tarafında temkinli yaklaştığını birbirlerine gördük ve benim dikkatimi çeken en önemli cümlelerden bir tanesi Amerika ile anlaşamayacağımız hiçbir konu yok şeklindeki cümle çok önemli. Burada en azından Türkiye'nin biraz daha Amerika'ya el uzattığını, yapıcı karşılıklı yapıcı olunabileceğine yönelik bir takım söylemleri gördük. Amerika'nın da bunu aynı şekilde karşılık verdiğini gördük. Bunu doğrultuda şu an için aslında piyasalarla da çok fazla ilişkilendiremiyorum buradaki toplantı sonucunu. Çünkü iki taraftan ziyade en azından bizim açımızdan çok yaşayın. Hep beraber. Bizim açımızdan gayet verimli bir, Türkiye açısından verimli bir görüşme oldu. O beklenen olumsuz tartışma ya da karşılıklı restleşme diye şeklinde beklentilerin oluşmadığını biz en azından gördük, şahit olduk. Bu da biraz bizim açımızdan umut verici. Fakat burada toplantı NATO zirvesi biraz daha farklı yorumlanmasında fayda var. Burada ülkeler biraz kendi güçlerini göstermeye çalıştı. Özellikle Amerika'nın biraz daha gövde gösterisinin ön plana çıktığı bir toplantı oldu. Rusya'ya olan tavrı, Çin'i tehdit etmesi gibi, Çin'e olan dünyaya çok büyük bir risk teşkil ettiği konusu ve Avrupa Birliği ile doğal bir ortak olduklarını, beraber hareket edilmesi gerektiği ikna etmeye çalışan bir Amerikan yönetimi gördük. Yani burada biraz güçlerin savaşı var. Biz de kendi açımızdan sorunlarımızı ve buradaki oluşan muallakta olan S-400'ler olsun, F-35'ler olsun, burada muallakta olan konuların bir şekilde çözülebileceği yönde biz yeşil ışık yaktık. Karşılıklı olarak konuşulabilir. Diyalog yolunun açık olduğu. O yüzden ben buradan çok böyle karamsar bir bağlama yapmak istemiyorum piyasalara. Burada dolar-TL tarafına baktığımızda şöyle söyleyelim. Bu soru-cevap kısmında, NATO zirvesinin soru-cevap kısmında piyasa bu F-35 ve S-400 konularında çok hassas. O sorular gündeme geldiğinde kur üzerinde hızlı bir hareketlilik gördük. Biraz bunu manipülasyon diyebiliriz, spekülatif bir hareket de diyebiliriz. Yani buradan bir çıkarım elde edilebilir mi diyerekten. Çünkü ben çok fazla ilişkilendiremiyorum kurdaki bu yukarı yönlü hareketi. Türkiye'nin makro verilerine baktığımızda yani dünyaya paralel hareket ettiğimizi söylememiz mümkün. Yani çok da fazla ayrışacak bir konu yok.
cari işlemler daha yeni geldi. Gayet beklentilerden daha iyi geldiğini söyleyebiliriz. Evet. Diğer taraftan büyüme hedeflerimiz Türkiye'nin diğer kuruluşlar, OECD olsun, IMF olsun, birçok kuruluşun hedeflerinin sürekli yukarı yönlü revize edildiğini görüyoruz. O yüzden Türkiye'nin şu anda en hassas noktası kur. Bu da biraz bir takım siyasi gelişmelere alet ediliyor gibi. Türkiye'nin iç siyasi alanda bir takım çözülmesi gereken bir takım konular olduğunu görüyoruz. Burada muhalefetle hükümet arası. Yani bunlar hep hassas konular ama ucundan da olsa piyasayı bir şekilde etkileyebilecek konular. O yüzden çok fazla böyle bir şeye bağlayamıyoruz piyasadaki bu hareketliliği. Daha çok söylediğimiz gibi son günlerde geçtiğimiz hafta hatırlarsak yorumlarımızda hep pozitif yönde yurt dışı piyasalara göre biraz bir miktar hafif de olsa bir pozitif yönde ayrıştığımızı söylemiştik. Fakat bu ayrışma sonradan biraz daha normale, aradaki fark hemen hızlı bir şekilde kapandı. Çünkü yurt dışına Amerika'ya baktığımızda dün tarihi zirveler gördük. S&P tarafında olsun, Nasdaq endeksinde olsun ciddi yükselişler yaşanıyor. Burada benim gördüğüm şu an Türkiye bu noktada biraz borsa olarak tutunmaya çalıştığını görüyoruz. Çünkü bilançolar iyi geliyor. Gelen bilançolar en azından bizim takip ettiğimiz şirketlerde gayet tatmin edici karlar gördük. O yüzden ben Borsa İstanbul tarafındaki bu gelişmeleri çok da böyle NATO zirvesiyle bağdaştırmaktan ziyade piyasalar genel olarak biraz daha tedirgin. Amerika tarafında doların biraz daha değer kazandığını görüyoruz. Bu bizim gibi gelişmekte olan ülkelerin para birimlerine de çok ciddi olumsuz bir etki yaratıyor. Parite etkisi sebebiyle kurun bir miktar yukarı yönlü gittiğini görüyoruz. Bu gelişmekte olan ülke para birimlerinin hepsinde aslında şu anda geçerli. Bir tek bize özgü bir değer kaybı yok şu an için. Ve Fed toplantısı biliyorsunuz var. Buradan çıkacak açıklamalar çok önemli. Fed yarın. Piyasalar, evet. Daha sonra bizim Merkez Bankamızın toplantısı var biliyorsunuz. Faiz biraz da aslında sanki piyasada faiz indirimine gidileceği yönde spekülatif haber akışları kafa karıştırmaya çalışılıyor gibi. Aslında benim en azından anladığım kadarıyla bizim Merkez Bankamızın ve bu başkanın yapmış olduğu açıklamalarda şu an için faiz indirimine gidilmesini gerektirecek bir durum yok. Bu enflasyon faiz makası değişmediği sürece TL lehine dönüşmediği sürece burada herhangi bir değişiklik yapılmayacağı yönünde açıklamaları biz defalarca duyduk aslında. Sürpriz olur mu bilemeyiz ama şu anki tablo yani Merkez Bankası'nın aslında Mine Hanım bir faiz değişikliğine gitmemesi yönünde. Ama piyasada bu yönde yani faiz indirimine gidileceği yönde bir tedirginlik var ve bunun da aynı şekilde kur üzerinde bir miktar yansımasının yaşandığını da söyleyebiliriz. Yani benim ikili görüşmelerde bu konuda çok fazla arkadaşlarımızın Merkez Bankası'nın faiz indirimine gidebileceği yönde böyle spekülatif bir takım haber akışlarının olduğu yönde açıklamalar yaptığını görüyorum. Bu da çok da anlamlı gelmiyor bana ama tabii buna piyasa inanıyorsa da yapılacak bir şey yok. Ama kurun şu anki yukarı yönlü hareketini
çok böyle güçlü açıklayabileceğim bir argüman yok elimde. Onu söyleyeyim. O yüzden biraz tedirginlik, biraz beklenti ve biraz da piyasaların özellikle küresel piyasaların bozulabileceği yöndeki tedirginlikler ne yazık ki bizim gibi ülkelere çok hızlı bir şekilde olumsuz bir şekilde daha doğrusu yansıyor diyebilirim. Peki şimdi şöyle bir hızlıca endeks yorumu yapalım. Dolar TL yorumu yapalım. Altın yorumu yapalım. Sonra hisselere geçelim. Çok isabetli. Evet, endeksimize baktığımızda bizim Borsa İstanbul BIST 100 endeksi uzun zamandır biz yorumlarımızda şöyle söylüyoruz, daha iyi anlaşılabilsin diyerekten yatırımcılarımıza. Endekste 60 günlük ortalama yaklaşık olarak 1435 seviyesinde. Düz rakam oluşsun diye söylüyorum. Kış saatleri söylemiyorum. 1435 seviyesinde. Biz yaklaşık 2 haftadır geçen haftadan beri bu 60 günlük ortalamanın üzerinde hareket ediyoruz. Ve en son bu 60 günlüğün üzerinde hareket ederken endeks 1465 seviyesinin kırma yönünde bir takım hareketlerinin de olduğunu gördük. Burada aslında iyi giden bir tabloda son 2 gündür negatif bir ayrışma var yurt dışı piyasalara göre. 60 günlüğün üzerinde yani 1435 seviyesinin üzerinde kalıp kalmayacağımızı biz tespit etmeye çalışıyoruz. Yani bunu kalma potansiyeli var mı yok mu bunu anlamaya çalışıyoruz. Çünkü bu seviyenin üzerinde kalmayı başardığı sürece endeksin yukarı yönlü senaryoları daha da artacaktır. Çünkü burada bizim şu anda referans alacağımız en birinci gösterge dolar-TL kuru. Dolar-TL kuruna baktığımızda 8,55 lira doğru gelmemiz 2 günde çok hızlı bir TL'nin değer kaybetmesi Borsa İstanbul tarafında da aynı şekilde, aynı hızda bir değer kaybı yarattı. Hisseler üzerinde bir baskı yarattı ve kritik noktaya getirdi. Yani biz 60 günlüğü bugün test ettik zaten. Ama üzerinde kapanış yaptığımız sürece ben açıkçası burada Borsa İstanbul'da umut verici bir senaryonun halen geçerli olabileceği kanaatindeyim. Velev ki bunun bir de tabii iki türlü düşünmek lazım. Olumsuz yönünü de. Şayet endeks 1435'in altına sarkması durumunda burada ben açıkçası sınırlı bir şekilde olumsuz yaklaşacağım. Orada da 1400'lü rakamların çok güçlü destek seviyesi, destek oluşturmasını ben açıkçası bekliyorum. 1400'lü rakamlar. Burada benim için en son nokta 1380 seviyesidir. Aşağı yönlü bir senaryoda. Böyle bir senaryoyu da harekete geçmesi için açıkçası kurdaki agresif hareketler tetikleyebilir. Yani şu anki kur hareketi ancak endeksi 60 günlük ortalamaya kadar getirmeye gücü yetti. O yüzden buranın üzerinde kalabilirsek ben şöyle söyleyeyim. Endeksin önümüzdeki 3-4 aylık süreçte 1500, 1600 hatta 1700'lere doğru bir potansiyelin açığa çıkma olasılığı daha fazla olabilir. Çünkü yurt dışı piyasalardan çok fazla negatif ayrışmış durumdayız. Yani orta vadede, kısa vadede demiyorum, orta vadede ve özellikle benim için en önemli noktalardan bir tanesi de endekse dolar bazı hareketlilik. Dolar bazında çok ciddi, yani endeks yukarı gidiyor gibi görünse de dolar bazında ciddi bir şekilde aşağı geliyoruz. Bu da hisseleri aslında ister istemez şirketlerin piyasa değerlerini daha cazip hale getiriyor. O yüzden ben dolar bazında bu seviyelerde etrafında biraz daha dolaşabiliriz.
vakit kaybedebiliriz ama bunun çok olumsuz bir noktaya doğru gitmesi açıkçası belki bizden değil ama küresel piyasalarda bir bozulmayla olabilir. Çünkü Türkiye açısından mesela benim olumsuz olabilecek neler diyorum ama düşündüğümde aşı diyeceğim mümkün değil. Aşılamada inanılmaz bir hıza girdik ve ciddi bir aşı stoğu var Türkiye'de şu anda. Yaza kadar çok ciddi yaş gruplarının yani çok aşağılara indiğini göreceğiz aşılama hızının ve yaşının. O yüzden buradan bir sorun çıkaramıyorum. Ancak makro küresel piyasalarda bir bozulma olabilir. Pandemiden önce hatırlarsak Çin, Amerika arasında her gün konuşuyorduk. Evet. Trump Çin'e ne dedi? Çin ne karşılık verdi? Ne bileyim Rusya lideri ve Biden arasındaki görüşmeler, konuşmalar. Biri Biden Rusya liderine en son katil demişti ama yarın 4-5 saat görüşecekler. O yüzden bilemiyoruz. Yani işin bu Anlat kısmı Melahat, anlat derdi benim bir sevgili abim. Ben de öyle diyeyim. Anlat Melahat, anlat. Bunlar yani arkadan çok konuşurlar. Tekrar bir araya geldiklerinde bambaşka şey konuşurlar. Ayrılınca bambaşka şey konuşurlar. Dolayısıyla yani çok da ne çıkabilir ki görüşmeden? Hiçbir şey çıkmayacak. Yani bence Değil mi? çıkmaz yani. Katil deyip de tekrar yan yana geliniyorsa yani iki taraf Evet. da ayarsız yani esnek. Her türlü esnemeyi yapabilir yani. O yüzden Evet, öyle çok görünüyor. da Dolayısıyla büyütmemek çok da lazım. evet. Çok da şey yapmamak lazım. Altın tarafına baktığımızda altınla ilgili bizim için en önemli argümanlardan bir tanesi küresel piyasaların gidişatı, paranın akışı, piyasalardaki likidite ve Amerika'daki ekonominin durumu, doların yönü altınla ilgili bizim karar vermemizde ki en önemli argümanlardan bir tanesi. Şimdi böyle bir tablo içerisinde şöyle söyleyelim. Amerikan dolarının son zamanlarda bir miktar değer kaybettiğini görüyoruz. Bununla birlikte ons altın tarafında da bir sınırlı bir nedir? 1900 dolarlara kadar gelebilen bir yükseliş yaşadık. Daha sonra son birkaç haftadır da doların değer kazanması ve birlikte bir ons altında realizasyon süreci oluştu Mine Hanım. Şu anda halen bu kâr realizasyonu süreci devam ediyor. Tabi burada çapraz işlemlere baktığımızda özellikle Amerika'daki 10 yıllık tahvillere de biraz daha karışık bir seyir var. Şu an için Amerika'daki 10 yıllık tahvil faizlerinin 1.50 seviyesinde olduğunu görüyoruz. 1.50 seviyesinde. Geçtiğimiz günler Geçmiş daha doğrusu geçtiğimiz günlerde 1.65 1.72 o civarı 1.75'lerdeydi. Birdenbire Dün 1.50'yi görünce şey yapamadım. 1.50 mi? Ben de şimdi Evet, acaba 1.50. tedirgin oldum. 1.50 mi? Hatta ben de tedirgin olup kendi data ekranımı açtım. Evet, 1.50. Ben de vallahi aynı Yok, yakalamışsınız. Çok o ses dikkatlisiniz. tonundan yani bir kere Amerikan 10 yıllıklarında 1.50'yi duyunca böyle bir irkildim. 2.150 mi falan, o ses tonundaki tedirginlik hissettiriyor zaten kendini birdenbire. Hemen grafiğe fiyatları grafiğe Çünkü aktardım. Emin olmak istedim. Data mı yanlış geliyor? Evet. Sistem bir yerde kilitlendi mi? Ne bileyim işte Mine Hanım, server çok mı döndü? tehlikelisiniz. Vallahi çok Tehlikeliyim. tehlikelisiniz. Ondan Tehlikeli sonra olmasam borsacı olamazdım. Borsa doğru tehlikeli doğru. olmasam gazeteci de olamazdım. İkisini birden oldum. Vallahi cin gibisiniz. Daha çünkü geçtiğimiz günler hemen bir gün önce 1.45'leri görmüştük.
Amerikan dolarına doğru ciddi bir talep vardı. Son birkaç gündür burada 10 yıllık tahvillerde bir satış görüyoruz. Bununla birlikte ons altın tarafına da baktığımızda 1900 dolarlardan böyle aşağı doğru yavaş yavaş bir salınım paralelinde dikkat çekiyor. Benim şu an için ons altında söyleyebileceğim, yani netice olarak bağlayayım hemen, 1850 dolarlar kısa vadede güçlü bir destek gibi görünüyor. Özellikle 60 günlük ortalama 1850 dolara çok yakın. O yüzden ben çok altını aşağı getirecek bir senaryo beklemiyorum açıkçası. Çünkü ekonomiyle ilgili çok kafa karıştırıcı bir takım datalar görüyoruz. Ve Çin, Rusya, Amerikan üçgeni her zaman için buradaki tedirginlikler ons altın tarafında pozitif bir fiyatlamayı paralelinde getirme ihtimali çok yüksek. Hatta ve hatta bu düzeltmenin ardından tekrar ons altın 1900 doları geçebilirse, kapanışlar üzerinde yapabilirse biraz daha yukarı doğru fiyatları zorlar diye düşünüyorum. O yüzden şu an için ons altının düzeltmesinin burada 1850 dolarların üzerinde kalıp kalmayacağını takip edeceğiz. Bizim için önemli bir referans olacak diye düşünüyorum. Endekse baktık, altına baktık. Bir şey daha sormuştunuz. Hayır, borsa, dolar, TL, altın, sonra şeye geçeriz dedim. Hisselere ufak ufak geçeriz Kısaca dedim hemen ama. dolar-TL'ye bir değineyim. Dolar-TL tarafında geçtiğimiz günlerde biliyorsunuz 8.75 seviyesine kadar çok hızlı bir TL'nin değer kaybını yaşamıştık. Ve arkasından hemen aynı hızda daha fazla bir değer kazanımı gördük. Ve 8.30 seviyelerine kadar Türk lirası da bir değer kazanımı, geri çekilme yaşamıştık. Ve bu NATO zirvesiyle birlikte bu piyasalarda açıkçası çok da benim altını dolduramadığım gelişmelerle birlikte çok hızlı bir tepki, yani geri yani hızlı 2 günlük düşüşü aynı hızda geri aldı, öyle söyleyelim. 8.55'lerden çünkü 8.30'lara hızlı gerilemiştik. Tekrar hiçbir şey olmamış gibi aynı fiyata geri döndük. Şimdi burada bizim dikkat etmemiz gereken nokta Türk lirasında böyle bir hızlı yükselişin ardından burada kalıcı olunursa, yani nedir? 8.55'lerde fiyat oturmaya başlarsa burada bizim tedirgin olmaya başlamamız gerekebilir. Daha dikkatli olmamız gereken bir noktaya doğru gidebiliriz. Burada fiyatlar oturmaya başlarsa. Ama böyle 8.75'lerden hızlı gelip 8.30'lara geri geldikten sonra teknikte bir yukarı doğru 8.56'lara bir oluşan bir tepkinin ardından geri çekilme oluyorsa, yani böyle bir zigzag hareketi olduğu zaman, mesela yarından sonra tekrar Türk lirası değer kazanmaya başlarsa kurun buralarda kalması zorlaşır ve aşağı doğru tekrar yeni bir hareket başlayabilir. Onu söyleyelim. O yüzden bu 2 günlük yapılan atağın sonucunda kur burada kalacak mı kalmayacak mı? Yarınki hareketler çok önemli. Örneğin Merkez Amerika'daki Merkez Bankası faiz toplantısı bekleniyor. Bunlar hep şekillendirecek. Yani bizim için bu 1-2 gün çok önemli. Diğer taraftan bizim kendi Merkez Bankamız herhangi bir faizle oynama yapmazsa, piyasa dostu açıklamalar yaparsa Mine Hanım, kurun aynı hızda tekrar geri geldiğini görebiliriz. Ve burada şunu dikkat çekmek istiyorum. 60 günlük ortalama yaklaşık olarak 8.28'ler civarında. Dolar TL'de 8.28 seviyesinin altına doğru sarkacak bir senaryoda Borsa İstanbul tarafının çok hızlı bir tepki vermesini de bekleyebiliriz. Yani böyle bir ilişki kurabiliriz.
O yüzden bu önümüzdeki 2 gün çok önemli ve bizim için 8.28 çok kuvvetli bir referans destek seviyesi. O yüzden benim burada bu fiyat hareketlerinin çok anlamlı olacağını düşünüyorum. Yani 8.28'e geri gelecek mi ya da 8.55 civarında kalmaya devam edip yeni bir yukarı atak başlatabilir mi? Bunu iyi analiz etmek lazım. Bunu da tabii ancak önümüzdeki Fed toplantısı ve Merkez Bankası toplantısından gelecek haberlerle nasıl şekilleneceğine karar verebiliriz. Şimdi Mina Hanım çok dikkatlidir, o yüzden bu kadar başarılıdır diye düşünüyorum demişler. Çok teşekkür ederim. Elimden geldiğince dikkat etmeye, bir şey kaçırmamaya çalışıyorum. Mina Hanım, Amerikan 10 yıllıkları yükselirse Dolar-TL'de de yükseliş görülebilir mi? Eyvah diyelim mi demişler. Eyvah demiştik, 1.70'lerin üzerine çıktı. Şimdi 1.50'lere doğru tekrar geri geldi. Yarın Amerika Merkez Bankası'nın yapacağı toplantı sonrasında enflasyonun ne kadar kalıcı olduğuna dair paylaşacakları, ekonomik aktiviteye dair beklentileri, aynı zamanda şu piyasaya böyle A4'lerle saç saç paraları leylaya şeklinde verdikleri paraları ne şekilde ve ne zaman geri çekecekleri ne dair mesajlar arayacağız. Bunlar önemli olacak. O zaman dolar TL üzerinde Evet, yani daha rahat konuşabiliriz diyelim. Amerika'da enflasyon kalıcı olduğuna dair bir kanaat oluşursa piyasada Amerika'nın 10 yıllık tahvilleri üzerinde hemen bir hızlı bir satış baskısını görebiliriz. Böyle bir tabloda da tekrar 1.60'lara gelmemiz mümkün. Böyle bir durumda da dolar TL'nin biraz daha yukarıyı zorlaması kaçınılmaz olur diye düşünüyorum. Peki, hadi Bağfaş'la başlayalım. Evet, Bağfaş yakın izleme pazarına alındı. Şu an için açıkçası benim çok fazla söyleyecek bir şeyim yok burada. En son haber akışlarını biliyoruz. Buradaki haber akışı ile birlikte şirketin savunmasını biz takip edeceğiz. Bu noktada kendini ne şekilde aklayabilecek? Onu göreceğiz. Şu anki tablo da çok kritik bir destek seviyesinde hissenin kapandığını görüyoruz. 21 fiyat seviyesi. 21'in altında şu an için en azından bulunduğu pazardan dolayı hisse senedi bir panik satışı mutlaka oluşur. O yüzden çok fazla yani bir şey söylemek çok zor böyle bir durumda. En azından burada bir olumsuz bir fiyatlama ilk başta oluşur ama devamında tamamen gelecek haberler kendini burada aklayabilirse Marmara Denizi'ndeki oluşan atıklarla ilgili sorumluluğu olmadığı yönde ikna edici olabilirse raporlarla şirketin tekrar fiyatlarının toparlanmasını bekleyebiliriz. Ama şu anki tablo bulunmuş olduğu, girmiş olduğu yakın izleme pazarından dolayı ne yazık ki volatilite yani hacim ilk aşamada olabilir ama daha sonra tamamen düşecektir. Tekrar normal pazara geçmesini bekleyeceğiz. Şu an 21'li fiyat seviyeleri çok yaklaşık 3 defadır, 4 defadır test ediliyor. Buranın altında kalması aşağı doğru salınımı mutlaka hızlandıracaktır. Bizim için, şu an için referansımız şu. Hissede 23'lü fiyatların üzerine tekrar çıkılmadığı sürece burada çok fazla üzerinde konuşulacak bir durum yok. Yani bizi ancak 23'lü fiyatların üzerinde oluşacak fiyatlar hiçbir şey yokmuş gibi hareket etmemizi sağlayabilir. Hiçbir şey yaşanmamış gibi. Onun haricinde oluşacak fiyatlamalar ne yazık ki negatif yönlü olma ihtimali yüksek. Peki, Alarko ile devam edebilir miyiz? Alarko Holding. Alarko Holding'e baktığımızda hisse senedinde en son nasıl söyleyelim geçen yıldan başlayan
Eylül ayınlarında başlayan yukarı yönlü yükseliş hissede 12,5'lara kadar devam etti. Yani Eylül ayında başlayan yükseliş derken de tabii fiyat da verelim. Yaklaşık 5-5,5 seviyelerinden başlayan yükseliş 12,5'lara kadar devam etmişti. Fakat burada bu fiyat seviyesine gelirken biz indikatörlerde çok ciddi bir uyuşmazlık yaşandığını görüyoruz. Bu uyuşmazlık da buna teknikte biz negatif uyuşmazlık diyoruz. Çok net. Bunu hatta en sonki teknik analiz eğitimimizde de altına basa basa açıklamıştık. Negatif uyuşmazlık indikatörlerde görüldüğü takdirde fiyat ve indikatör arasında arkasından çok yüksek ihtimalle bir trend dönüşü beraberinde geliyor. Trend dönüşü oluşuyor. Ve hisse senedi o zamandan beri, yani Mart ayının ortalarından beri açıkçası 9'lu fiyat seviyelerine kadar geri çekildi. Burada şimdi orta vadeli düşünürsek aslında 200 günlük ortalamaya çok yaklaştık. 200 günlük ortalama 9'lu fiyat seviyelerinde. O yüzden buralarda ben bir taban olma ihtimalinin, taban oluşturma ihtimalinin yüksek olduğunu düşünüyorum. Bu da hisse senedinin tekrar orta vadede yukarı yönlü bir yükseliş trendine girme ihtimalini artırıyor. Hatta birazcık daha detaylandırayım. Elliott sistemine göre, Elliott dalga sistemine göre sayım yaptığımda şu anki 12,5 fiyat seviyesi 3. dalgaya tekabül ediyor. Ve şu anki 9-14'lere gelen fiyatlama da 4. dalgaya tekabül ediyor. Bu konuyla ilgili arkadaşlar ne demek istediğimi anlayacaktır. Bunun devamında 5. dalga gelir. 5. dalgada özellikle 3. dalganın boyunun yüksek olması sebebiyle biraz daha kısa olacaktır. Yani tekrar 12,5-15'lere doğru bir hareket olabilir. Orta vadeli söylüyorum yalnız. Kısa vadede bu seviyelerin şu an için 9'lu fiyat seviyelerin kuvvetli destek oluşturma ihtimali çok yüksek. Neyle devam ediyoruz ona bakıyorum hemen. Kardemir. Kardemir, evet. Kardemir Güzel bir de. hisse. Evet. Kardemir hisse senedinde burada da yani bizim çok yakından takip ettiğimiz hisselerden bir tanesi. Daha doğrusu 2,5'lu fiyat seviyelerinden beri ısrarlı 2,5-3 fiyat seviyelerinden beri bizim sürekli hissenin peşinde olduğumuz nadir hisselerden bir tanesi bu. Hisse gerçekten beklenen yükselişi yaptı. Hikayeleri çok enteresan. Şirketin bilançosu, finansalları gayet iyi geldi. Son 12 aylık, son ilk çeyrek gibi. Şimdi burada finansalların iyi gelmesi de birlikte hissenin fiyatına da bu finansalların fiyatı da yukarıya doğru çektiğini görüyoruz. Ve hissenin şöyle biliyorsunuz yol bulanlarla bir hikayesi var. Çok detaylandırmayacağım, süremiz sınırlı. Şimdi yönetimin bu gruptan çıkmasıyla birlikte şirketin biraz daha önü açılmış gibi görünüyor. Diğer taraftan neydi? Filios Limanı. Bu limanla ilgili de şirketin çok ciddi bir takım şirkete fayda sağlayacak bir takım senaryolar gündemde. Şirketin biraz daha küresel piyasalarda, uluslararası piyasalarda dışa açılımı açısından çok önemli bir liman. Bu limanı da kullanabilecek şirketlerden bir tanesi. O yüzden ben
Kardemir'in önümüzdeki süreçte orta ve uzun vadede çok daha iyi fiyat seviyelerine doğru gidebileceğini düşünüyorum. Sadece buradaki geri çekilmelerin düzeltme şeklinde ben şu senaryo içerisinde algılayabilirim. Burada da hissenin bayağıdır bu primlenirken, dokuzlu fiyat seviyelerine doğru gelirken indikatörlerin güç kaybettiğini söyleyebilirim. Özellikle relatif güç endeksi RSI da burada da negatif bir uyumsuzluk oluştu ve böyle bir uyumsuzluğun arkasından da haliyle bir salınım paralelinde geliyor. Ve şu an için hisse senedi 7,5 seviyesi hissede 60 günlük ortalamaya tekabül ediyor. Yani bu şu demek, bıçak sırtı. 7,5'un altında oluşacak fiyatlamalar hisse senedinde daha 7'lere doğru gelebilecek bir düzeltmenin habercisi olabilir arkadaşlar. O yüzden şimdi 7'ye gelebilir. 7'nin altında nedir? 6,70'lere doğru da bir geri çekilme mümkün. 7,5'un altına sarkarsak. Ama bunun yine ben bir düzeltme olduğunu düşünüyorum. Yine bir alım fırsatına dönüşeceğini düşünüyorum. Yani 7,5'un üzerinde kalmayı başarabilirse de burada tekrar 9 ve yeni bir zirve seviyesi denemek için ancak burada güç toplamaya çalışıyor şeklinde yorumlarım. O yüzden bıçak sırtı buralardaki fiyatlamaları çok yakından takip etmemiz lazım. Aşağıya doğru mu salınım olacak sonra yukarı yoksa buralar yeterli mi düzeltme için bunu kararını vereceğiz. Ama en azından indikatörler şu an için biraz dikkatli ol diyor. Negatif uyumsuzluk ne yazık ki önemli bir bizim için sinyal, ipucu. Bunları biraz ciddiye almak lazım. Peki, Akbank not aldım. Evet. Bankalarda aslında Akbank, İş Bankası, Yapı Kredi, Garanti Bankası bu saydığım dört hissede birbirine çok yakın fiyatlamaların olduğunu görüyoruz. Ve hepsinde aslında nasıl söyleyelim? Hissenin bir dip oluşumu oluşmuş ve o dipten bir tepki yükselişi süreci yaşandı. Ve bir mesela Akbank çok hızlı bir salınımın ardından Mart ayında biliyorsunuz Merkez Bankası değişimiyle ilgili beraber nedir? Altılı fiyatlardan çok hızlı bir 4,70'lere kadar geri çekilmişti. Sonra bir taban oluşumu oldu ve Evet. şu an içinde hepsinde aslında aynı benzer sadece fiyatlar farklı ama grafikler birbirinin neredeyse böyle üst üste koyduğunuzda kopyası gibi. Ve bu dip oluşumunun ardından tekrar birçoğu 200 günlük ortalamasını test etmeye yönelik bir tepki yükselişi sürecine girdi. Ve Akbank bu hisselerden bir tanesi. Örneğin Garanti Bankası daha önceki Milan'ım sizinle konuşmalarımızda bir yatırımcı sormuştu. Akbank'la ilgili bu düşüş çok devam edebilir mi? Mümkün olmadığını söylemiştik. Yani şirketin aşırı derecede ucuzladığını ve şu anda mesela Garanti Bankası bu dipten dönüşte en hızlı tepkiyi veren hisselerden bir tanesi oldu. Akbank neredeyse Çünkü çok ucuz ikinci kalmıştı. evet. Yani çok ciddi tabanlar oluşmuştu. İnanılmaz lotlar satış hanesine koyulmuştu. Yani herkes ne oluyor diyerekten böyle bunun cevabını arıyordu. Panik satışları oluşmuştu. Ama burada bu fiyat oluşumunun ardından bu ucuzluk bir şekilde kendini hemen fark ettiriyor zaten. Ve hisseler 200 günlük ortalamaya kadar şu anda toplu olarak hepsi yükseldi. Örneğin Akbank'ta da 200 günlük ortalama geçen hafta test edilmişti. Şu anda buralarda kalmaya çalışıyor. Mesela Garanti Bankası 200 günlük ortalamanın üzerine çıkmayı başardı. Akbank
dokundu fakat buranın hemen altında, öyle söyleyelim. Ama üzerine çıkma potansiyeli var. Bugün mesela bankacılık sektörü hisseleri sanayi sektörüne göre satışa bir anda yön değiştirdi, öyle söyleyelim. Halkbank ve Vakıfbank'taki fiyat hareketleriyle birlikte pozitif yönde endeksine ayrıştı. Bankacılık sektörü hisseleri hatta pozitif kapatırken endeks olarak sanayi sektörü endeksi 1.28 eksi kapattı. O yüzden banka hisseleri yarın için biraz daha pozitif güne başlama olasılığı yüksek, öyle söyleyelim. Burada 200 günlük ortalama 5.60 seviyesinde buranın üzerinde geçmeyi başarabilirse hisse senedinde yaklaşık çok fazla beklentimiz yok ama 5.96 seviyesine kadar bu yükselişin devam etme ihtimali yüksek gibi görünüyor. Öyle söyleyelim. Peki, hemen devam edelim boş frenle. Evet. Önceki bu programlarda da bir şeyden bahsetmiştim. Yine burada da benzer bir senaryonun olduğunu görüyorum. Şimdi hisse de geçen yıl, geçtiğimiz yılda şöyle söyleyelim, 1.80'li fiyatlardan yaklaşık olarak 1.400'lere kadar, yani 180 fiyat olarak 180 seviyelerinden 1.400'lere kadar hızlı bir çıkış olmuştu. Neredeyse 1'e 9'luk bir çıkış. Şimdi hisseler böyle çok büyük çıkışlar yaşadıktan sonra uzun bir süre yatay ve hafif aşağı yönlü bir senaryoda, bir şablon içerisinde fiyat hareketlerini sürdürüyor. Yani aslında bu bir spekülatif bir hareket. Şöyle söyleyelim, bu kadar hızlı bir çıkışın ardından borsa tabiriyle yedirme operasyonu diyoruz biz buna. Uzun zamandır, yani Aralık ayından beri hissede piyasaya dağıtım süreci yaşanıyor. Burada da nedir? 1400'lerden şu anda 850 fiyat seviyesine kadar hisse senedi yavaş yavaş, küçük küçük geri gelmiş durumda. Burada benim için dikkat etmemiz gereken en önemli seviye 950. Burası 200 günlük ve 60 günlük ortalamanın çakıştığı yer. Buranın üzerine çıkabilirse buradaki yaşanan olumsuzluklardan biraz daha sıyrılma ihtimali yüksek hissenin. Ama 950'nin üzerine çıkılmadığı sürece burada sadece seyretmek lazım. Risk almamakta fayda var. Ayol ne yaptım ya? Bir sopanız eksik mini alım demişler. Ne yaptım? Gideyim de bir sopa bulayım o zaman ben. Teşekkür ediyorum. Ağzınıza sağlık. Keyifli, güzel bir akşamınız olsun, sağlıklı olsun, bol kazançlı olsun. Herkese iyi akşamlar diliyorum arkadaşlar. Yarın 18.30'da görüşmek üzere. Hoşçakalın. Peki, ben de herkese iyi akşamlar diliyorum. Ağzınıza sağlık. Görüşmek üzere. Sağ olun.